damızlık materyali bakımından yumurta tavukçuluğu konusunda %95 dışarıya bağımlıyız. Et tavukçuluğunda %100 dışarıya bağımlıyız. Şu anda üretilen broiler etinin %100'ü yabancı orijinli kaynaklardan, yabancı orijinli damızlıklardan elde edilmekte. Dışarıdan bir yavaş tüylenen bir genotip, saf genotip getirildi. Bu iki düşük canlı ağırlık ve yumurta verimi yönünde iki farklı hatta geliştirildi. Yeniden merhabalar değerli izleyiciler. Yeni bir Kanatlı Alemi programıyla karşınızdayız. Arkamda gördüğünüz üzere beyaz tavuklarımız var. Birçoğunuz soracak. Şimdi hemen ismini vermeyeceğim. Bu beyaz tavuklar nedir? Çoğunuzun aklına geliyor. Tinted geliyor, Ligurin geliyor, işte Sandy geliyor vesaire. Highline'lar geliyor gibi bir sürü ırk geliyor ama bu ırkın ismini ilk defa duyacaksınız. Büyük ihtimalle hem ırkı anlatacağız sizlere, hem ırkın özelliklerini anlatacağız, hem buradaki yapılan çalışmayı anlatacağız ki Çukurova Üniversitesi'ndeyiz. Çok değerli konuğum Profesör Doktor Mikail Baylan benimle birlikte. Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kabul ettiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Öğrencilerle çalışma içindeydiniz. Ben sizi her zaman olduğu gibi rahatsız ettim. Hocam geliyorum orada. Ne varsa diye. Ne demek, her zaman bekleriz. Çok değerli programlar yapıyoruz çünkü hocam sizle. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani burada yapılan çalışmalar, projeler, içeriğini hepsini anlatıyorsunuz. Evet. Sizi birçok kişi tanıyor. O yüzden o kısmı atlayacağım ben artık. Tanımayanları zaten arayıp ulaşıyorlar hocam her şekilde. Şöyle ki değerli izleyiciler, burada gördüğünüz ırkın ismi Akbay. Yerli bir hibrit ırkımız. Ülkemizde geliştirildi. Bir profesör doktorumuzun soy ismi verildi. Proje olarak da burada yine Mikail hocam devam etti. Yeni bir proje çalışmasıyla birlikte. Ve bunu anlatacağız. Diğer başka bir Highline ırkıyla karşılaştırması yapıldı burada. O detayları az çok konuşacağız. Doğru mu hocam? Dolayısıyla size hani diyoruz ya, yerli malı yurdu malı, bu ırkı kullanmalı. Öyle bir durumdayız şu anda. Verimleri çok yüksek. Şöyle kısaca anlatacak olursak hocam, eksik olursam lütfen tamamlayın. Şimdi bizim normalde Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü'nde uzun yıllar yapılan çalışmalar, Ar-Ge çalışmaları falan, hani böyle bizim yetiştiricimizin işte şu ırka şu horozu attım, bu ırk çıktı, çok kaliteli gibi değil. 10 sene, 15 sene, 20 sene yapılan araştırmalardan sonra neyimiz oluştu? Atak'ımız önce oluştu. Ataksımız oluştu. Atak esimiz öyle diyelim. Ve beyaz yumurtacı olarak da Atabey oluştu. Ortaya çıktı. Program içerisinde verileri konuşurken biz yine Atak, Atakes ve Atabey'in verilerini de bir müddet anlatacağız. Ama önce şuradan başlayalım. Şu an neredeyiz? Projemizin ismi nedir? Sizin hem yerli ırklarla olan düşünceleriniz, hem bu Akbay'ın oluşumuyla ilgili düşüncelerinizi bir anlatalım. Sonra verileri konuşacağız hocam. Evet, teşekkür ediyorum tekrardan geldiğiniz için Adana'mıza, Çukurova Üniversitemize. Biz de Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde tavukçulukla ilgili gerek uluslar gerek uluslararası araştırmalar yapıyoruz. Tavukçuluk dendiği zaman tavukçuluk çok büyük bir sektör haline geldi. Gerek yumurta tavukçuluğunda gerekse et tavukçuluğunda biz artık dünyada söz sahibi bir ülkeyiz. Dünyada hem et üretiminde hem yumurta üretiminde ilk onlara girmiş durumdayız. Şimdi sistem kurulumunda değil evet, mi hocam? Yani üretim sistemleri açısından baktığınız zaman Avrupa Birliği ile aynı standartlara üretim yapıyoruz. Avrupa Birliği ile aynı standartlarda kesimhanelerimiz var. Bu anlamda hiçbir sorun yok. Bizim başka sıkıntılarımız var. Bunlardan birincisi damızlık materyali. Tabii diğer yem ayrı dava. Yem ham maddeleri konusunda. Özellikle eskiden biz sadece yem katkısını aşı ilacı dışarıdan alırdık ama şimdi yem katkısı değil, yem ham maddesini de dışarıdan alır durumdayız. Maalesef tavukçuluğun ana yem girdisi nedir? Mısırdır, soyadır. Soyadır özellikle. Mısır soya, özellikle broiler yetiştiriciliği mesela. Biz bu ana ham maddelerini de dışarıdan almak durumdayız. Yani aslında en önemli sorunlarımızdan birincisi damızlık materyali, ikincisi yem materyali geliyor. Damızlık materyali bakımından yumurta tavukçuluğu konusunda %95 dışarıya bağımlıyız. Et tavukçuluğunda %100 dışarıya bağımlıyız. Şu anda
üretilen broiler etinin %100'ü yabancı orijinli kaynaklardan, yabancı orijinli damızlıklardan elde edilmekte. Bakanlığımız bu konuda da araştırmalara başladı ve Anadolu T diye bir yerli genotip elde etti. Özel sektöre de yeni dağıtımını yapacak. O şu anda henüz zaten şey aşamasında değil mi hocam? Yani hala deneme, gözlem aşamasında. Deneme aşamaları hemen hemen bitmek üzere. İlk damızlıklar zannedersem 2021 yılı içerisinde verilecek. En son gittiğimiz toplantıda o şekilde konuşuldu. Ama yumurta tavukçuluğu konusunda Tarım Bakanlığı'na bağlı Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitümüz yaklaşık 55-60 yıldır çalışma yapıyor. Ve ülkemizde tek ıslah çalışması yapan kurum Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü. 96 yılında işte dışarıdan getirilen saf hatların bizim burada geliştirilmesiyle 6 kahverengi 4 tane de beyaz saf hattımız vardı. Bu saf hatlardan 96 yılında Atak, Atak S ve Atabey diye 3 tane genotipimiz, 3 tane yerli hibritimiz tescil edildi. Ve o günden bugüne de bu 3 hibrit içerisinde en çok yetiştirmede kullanılan genotip de Atakes oldu. Atakes'i biz daha çok son zamanlarda biliyorsunuz alternatif yetiştirme sistemleri devreye girince işte free range sistemlerde veya yer sisteminde, kafes sistemine alternatif sistemlerde yerli genotipler daha çok kullanılmaya başladı. Özellikle Atakesler ön plana çıktı. Tabii Atakesler'in şöyle bir özelliği vardı. Canlı ağırlık biraz daha yüksek, siyah renk. Yumurta verimi yabancı kahverengi yumurtacılarla hemen hemen başa baş. Kafa kafaya. Biraz sonra anlatınca da verileri hocam. Ve kestiği zaman da üretici, küçük üretici özellikle bir et değeri oluyor. Çünkü kesim, üretim sonu canlı ağırlığı 2400-2500 lira kadar gelebiliyor. Tabii diğer şeylere kıyaslandığı zaman üretim maliyeti biraz daha bir tık yüksektir. Bunu da göz ardı etmek lazım. Yani bizim iki kahverengi yumurtacımız, bir de beyaz yumurtacımız vardı. Beyaz yumurtacımız da Atabeylerdi. Atabeylerin yumurta verimi de yine diğer beyaz yabancı hibritlerle hemen hemen onlara yakın bir performansı vardı. Ancak onların da dezavantajları vardı. Bir yumurta ağırlığı biraz düşüktü. Varyasyon vardı. Artı cinsiyet olgunluk yaşıyla ilgili problem vardı. Cinsiyet tayiniyle özellikle. Otoseks olarak yani kuluçkadan çıkar çıkmaz işte kanat tüylenmezi veya bir renkten direkt bir ayrım söz konusu değildi. Cinsiyet tayini için kloaka bakılıyordu. Bunda, yani aslında tüy çok hızlı çıktığı için orada bir seksüelite hatası oluyordu. Doğru mu tabii, hocam? Tabii. Yani ikisi de hızlı gelişen tüylenen genotip olduğu için kanat tüylenme hızından şimdi biri yavaş tüylenen biri hızlı tüylenen olduğu zaman çapraz kalıtımdan işte erkekler anaya, dişiler babaya benzer. Buradan cinsiyet tayini hemen yapabilirsin. Broilerde olduğu gibi etlik bilinçlerde kanattan yapılabiliyor. Dolayısıyla Atabeylerin en büyük sorunu cinsiyet tayiniydi. Ve düşünün yani 10 bin tane civciv sipariş edeceksiniz. %20'si bunun erkek çıktığı zaman bu üretici için bir külfettir. Onu boşuna beslemiş olacaksınız, boşuna yer ayıracaksınız, boşuna yem yedireceksiniz. Çünkü yumurtacıların erkeklerinin besi kabiliyeti iyi değil. O yüzden kloaktan cinsiyet tayini hem işçiliği artırıyordu, hem hayvana zarar veriyorsunuz. Bunu bertaraf edebilmek için 2006 yılı içerisinde sağ olsun Rüveyde hocamızın, Rüveyde Akbay hocamızın da girişimleriyle dışarıdan bir yavaş tüylenen bir genotip, saf genotip getirildi. Bu iki şeyde düşük canlı ağırlık ve yumurta verimi yönünde iki farklı hatta geliştirildi. Diğer beyaz genotiplerle dört tane hattımızda onlarla melezlemelerde en iyi performansı veren hayvanlar Akbay olarak tescillendi. Yani şöyle o dışarıdan gelen genotip ve Atabey, doğru mu anlıyorum? Bizim dört tane saf beyaz hattımız vardı. Hı-hı. Bir tane daha getirildi. Hı-hı. Yavaş gelişen tüylenen. Onlar birbirleri aralarında mı? O dışarıdan getirilen, 2006 yılında getirilen yavaş tüylenen hatta kendi içerisinde iki farklı aşağı şeyde yetiştirildi. Evet, yani birini yumurta verimi yönünde, birini canlı ağırlık yönünde
geliştirildi ve bunlar oradaki 4 tane hatla melezlendi karşılıklı. Biliyorsunuz melezin tanımı şudur, yani heterozisin tanımı şudur veya hibritin tanımı şudur. Farklı genotiplerin, farklı hatların melezlenmesi, çiftleşmesi sonucunda melez azmanlığı ortaya çıkaran, yaşama gücü yüksek, bir örnek, anne ve babasından daha yüksek verime sahip olanlar heterozistik gösterenler hibrit olarak belirlenir. Yoksa her melezlemeden, her çiftleşmeden hibrit olmaz. O yüzden yapılan çalışmalarda en yüksek performansı gösteren grup belirlendi. Hibrit olarak lanse edildi ve bunun ismini de hocamızın, çok değerli hocamız Üreydi Akbay'ın katkıları olduğu için hocamızın soy ismi verildi. Akbay genotipi 2019'da tescillendi. Tamam, çok güzel hocam. Evet. Şimdi ikinci kısma geçeceğim, veriler kısmına, ama şöyle bir giriş yapalım. O zaman bizim aslında şu anda 4 tane yerli ırkımızı kullanabiliriz. Evet. 2 tane kahverengi, 2 tane beyaz yumurtacı ırk oldu. Evet, doğrudur. Atak, Atakes, Atabey, Akbay. Akbay. Doğru muyuz hocam? Doğrudur. Şimdi kahverengi derken aslında krem rengi o Atak ve Atakeslerin. Şöyle bir şey vardı. Mesela önce Atak ortaya bir kahverengici olarak çıktı. İşte orada şuna bakıldı. Biraz önce dediniz ya, diğer yabancı ırklarla aslında aşağı yukarı aynı verileri elde ediyoruz. Bu evet. Arada bu verileri elde ederken değerli izleyiciler, şunu bir kez daha vurgulayalım. Verilerin elde edilmesi mesela 2006, 2019, 13 sene. Öyle hani aldım, 3 ay baktım, 1 sene baktım, 1,5 sene baktım da olmuyor. Sonuç elde edemezsiniz çünkü sürekli hep söylüyoruz. Değişkenler söz konusu, kriterler söz konusu, verdiğiniz yemin kalitesi, havalandırması, ısısı, kümesin iş durumu, hayvan refahı vesaire, her şey değişkene etki yapıyor. Dolayısıyla o hani bazen çünkü şey çıkıyor hocam sosyal medyada. İşte lohmanın şu haftalık şu gram dolması lazım, bu kadar yem tüketir. Atak şu gram dolması, şu şey yapılır. Arkadaşlar bunlar senelerce süren işte iyinin iyisi, iyinin iyisi, iyinin iyisi falan falan diye gözlemlenen hayvanların sonucunda elde edilmiş veriler. Özetle böyle. Dolayısıyla şunun veriler bize şunu söylüyor. İşte Atak örnek veriyorum %96, %95, %96 verim ortalamalarına kadar çıkabilen, efendime söyleyeyim 115 gramlar, 113-115 gramlar civarında yem tüketen, 72 orada 72 haftalık veri alınmış mesela. İşte 72 haftalık veri de aşağı yukarı 305'ler civarında. Sonra demişler ki bir tık daha iyisini çıkartalım. Atakes ortaya çıkmış. İşte o işte 305-307 değil de 72 haftada işte 320'ler civarında, 317-320'ler civarında veriyor. Yem tüketimi 115-118 gözüküyor, evet. Sistemde. Yumurtanın normal ağı 60 ve üzeri çıkma süresi işte 25-26. Haftada itibariyle ortaya çıkıyor vesaire. Ve Atabey, beyaz yumurtacı ırkımız. Atabey de aslında bugün o bildiğimiz hani lohman çok güzel falan filan aşağı koy, hatta daha iyi verilere sahip bir Atabey ırkımız, yerli ırkımızdan bahsediyoruz. Yani yumurta veriminin 340'lara ulaştığı, yem tüketimi 100 gramlar civarında, 100-102-103 gramlar civarında olduğu bir ırktan bahsediyoruz aslında. Ama dediğiniz gibi cinsiyet ayrımından kaynaklı işletmedeki ekonomik kaybın önüne geçilmesi için yine bir ikinci bir beyaz ırkımız. Tabii yani o bir üreticilere biz sonuçta bunları neye önereceğiz? Ticari yumurta tavukçuluk yapan üreticilere önereceğiz. Onlar hepsini dişe almak isterler. Şimdi bizim tabii burada ilk konuşmamızın başında şey söyledik. En büyük sorunlarımız damızlık materyali. İşte bu yerli hibritlerimiz çok değerli. Eğer günümüzde şu anda pandemiyle boğuşuyoruz. Pandemi var dünyada, salgın var. Başka bir hastalık da olabilir. Savaş olabilir. Ne bileyim, ekonomik savaşlar olabilir. Biz eğer damızlık materyali bakımından dışarıya bağımlı kalırsak, bunu dünyada zaten 5-6 tane firma yönetiyor. 5-6 firma bütün dünyaya bu hibritleri dağıtıyor. Eğer oradan bu sorunlar nedeniyle alamadığımız zaman bizim tavukçuluk sektörümüz birden biter. Ve hem o şekilde bir riski var, yani çok stratejik bir durumdur. Aynı zamanda biz neden paramız yurt dışına gitsin? Kendi hibritimizi kendimiz üretelim
yerli kullanalım. Nasıl şimdi tohumla son zamanlarda gruplar kuruldu, yerli tohum, yerli tohum sürekli. Yerli tohuma bir yönelme var. İşte tavukta da, yani kanatlıda da, büyükbaşta da, küçükbaşta da bizim yerli materyalimizin mutlaka olması lazım. Şu anda %90-95 oranında yumurta tavukçuluğunda dışarıya bağımlıyız. %5 gözüküyor resmi kayıtlar ama %10'a kadar çıktı aslında merdiven altı üretimle. Yerli hibrit kullanımı %10'lara çıktı. Neden bu %40 olmasın? Neden %50 olmasın? Bizim de amacımız yeni tescil edilen bu Akbay hibritlerini enstitüde, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü'nde elde edildi. Oradaki verileri var ve 80 haftalık rakamları biliyorum, 376 adet. Hı hı. O verileri konuşuyoruz ama şöyle girelim mi hocam, çok özür dilerim. Şu an neredeyiz? Projemizin ismi nedir? Evet, bunlar Akbaylar tescil edildikten sonra ben Tarım Bakanlığı'na proje hazırladım. Biliyorsunuz hayvan ıslahında şöyle bir şey vardır. Tamam, orada elde edildi, enstitü rakamları var ama bunun başka bölgelerde test edilmesi lazım. Performans testinin yapılması lazım. Hatta elde edilen hibritin her generasyon, işte belli aralıklarla sürekli testinin yapılması lazım ki ıslaha yön vereceksiniz. Biz mesela burada yapmış olduğumuz araştırmanın sonucunda elde etmiş olduğumuz rakamları değerlendireceğiz, bakanlığa vereceğiz. Diyeceğiz ki mesela şu olumlu yönleri var, şu olumsuz yönleri var, ona göre ıslaha yön vermiş olacağız aslında. Bakanlığa, biz Tarım Bakanlığı'na TAGEM projesi hazırladık Çukurova Üniversitesi olarak. Özel sektörden de bir ortağımız var. YT Yumurta Endüstriye AŞ var Adana'da. Yumurta üretim, pardon, işleme fabrikası. Pastörize yapan bir fabrika. Sağ olsunlar, bize destek oldular. YT Yumurta'yla üniversite birlikte Tarım Bakanlığı'na Akbaylar'ın Çukurova Üniversitesi ARGE koşullarında tüm performansını karşılaştırmak için bir proje hazırladık. Ve projemizin şu anda işte yumurtlama dönemine gelmiş olduk. Yarkaları civciv olarak getirdik biz bu hayvanları. 29 Nisan'da getirmiştik yanılmıyorsam. 29 Nisan'da geldi. Şu anda 19. haftadayız ve akbaylar şu anda cins olgunluk yaşına geldiler. %40 verime ulaştılar şu anda. O zaman şunu diyebiliriz değil mi hocam? Biz şu anda bu ARGE çalışmasının saha ayağındayız. Evet. Doğru mu hocam? Evet. Ve siz bunu yaparken, bu saha ayağını yaparken sadece yayılım, yani gezen tavuk sistemiyle değil, aynı zamanda kafeste de bunu karşılaştırdık. Evet, şimdi yerli hibritler daha çok hani küçük üretici ve alternatif yetiştirme sistemlerine tercih edildiği için daha çok. Tabii biz gönül ister ki bütün konvansiyonel sistemde kullanılsın. Ama daha çok küçük üreticinin tercih ettiğini gördüğümüz için akbayları iki farklı yetiştirme sisteminde denemek istedik. Hem free range sistemde, bu kümesimiz bizim free range sistemimiz. İşte içeride kapalı alanımız var, altlıklı alanımız var. Her 3 tekerrürden oluşuyor bu kısım. Her bölümün kapakları var. Buradan açacağız birkaç hafta sonra, yeşillik çıktıktan sonra. Önünde de her grubun 600 metrekare, her 100 hayvan için 600 metrekare gezinti alanı var. Rahat rahat gezecekler hayvanların alanlar var. Dolayısıyla hem free range sistemde hem kafes sisteminde iki farklı yetiştirme sisteminde hayvanların tüm verim performansına bakacağız. Şu ana kadar yaptığımız büyütme dönemi bitmiş oldu. Artık yumurtlama dönemine giriyoruz. Biz bu ana kadar neye baktık? Hayvanların haftalık canlı ağırlık değerlerine baktık. Cinsel olgunluk ağırlıklarına bakıyoruz. Yem tüketimlerine. Yani büyütme dönemi maliyetleri de önemli yarkalarda, biliyorsunuz. Büyütme dönemi maliyeti ne kadar düşük olursa o kadar karlılık artar. Yani biz bu 19-20 hafta boyunca hayvanlar ne kadar yem tüketmiş? Yemi değerlendirme oranı, yemden yararlanma oranı nedir? Canlı ağırlık nedir? Bütün bunlara bakıyoruz. Bunun yanında akbayları bir de dedik ki başka beyaz genotiplerle de kıyaslayalım, yabancı genotiplerle. O tarihte kuluçkadan çıkacak highline bulduk, aynı tarih çıkışlı. Aynı zamanda highline'larla da akbayları, yani yerli ve yabancı genotipi de kafes sisteminde biz bunların performansına karşılaştırma yaptık. Evet. O zaman şöyle diyelim hocam. Şimdi
Biz öğrenciyken, konuştuk zaten, öğrenciyken Türkiye'de ziraat anlamında konuşuyorum. 2-3 tane üniversitenin ismi hep geçerdi. Bunlardan bir tanesi de Çukurova Üniversitesi'ydi. Yani denemeleriyle, işte eğitim görevlilerinin başarılı olması, öğrencilerinin keza uygulamalarla beraber hem teori ve pratiği bir arada bulduğu bir kampüs alanı olduğu için. Ve genelde de birçok projede Çukurova Üniversitesi bir şekilde yer alıyor. Hayvancılıkla veya işte bahçe, tarla alakası ve öğrenciler de burada biliyorum ki biz mesela size ne zaman program yapsak mutlaka burada çalışmaktan keyif alan öğrencilere rastlıyoruz. Arkadaşlara rastlıyoruz ve bu çalışmaları hep beraber yapıyorsunuz. Bizim zamanımızdaki gibi böyle bir yerden kafeden öyle söylüyor ya, bizim zamanımızda öyleydi hocam. Kafeden öğrenci çeviriyordu hocalar. Gel de şunu yapalım diye. Burada keyifli bir çalışma söz konusu. Şimdi bugüne kadar 19. haftadayız değil mi hocam? Evet. Şimdi size o zaman şöyle iki tane sorum olmuş olacak. Bir, Akbaylar şu ana kadar verimsel açıdan size ne ifade ediyor? Hem gezenin hem kafeste karşılaştırdığınızda neleri görebildiniz? Akbay'ı Highline ile karşılaştırdığında neleri gördünüz? Bunlar size neyi ifade ediyor? Tabii şu an 19'unca geçen hafta itibariyle biz hayvanların yarısını kafese aldık, yarısı burada kaldı. Dolayısıyla şimdi kafes ve yeri şu anda bir görme şansımız yok. Bundan sonraki aşamada biz zaten yumurtlama dönemi, yumurta verim, yani verim döneminde tüm iki yetiştirme sistemini ve iki genotipi de birbiriyle kıyaslayacağız. Onu üretim aşamasında görülecek. Yani şu anda gözlemlediğimiz akbaylarda gerçekten ölüm oranı hemen hemen neredeyse yok denecek kadar azdı. Yem tüketimleri yabancı genotipte kıyasladığımızda daha az. Canlı ağırlık da az. Şimdi canlı ağırlığın az olması istenir zaten. Biz yani cinsel olgunluk yaşı biraz daha erken olsun, cinsel olgunluk ağırlığı az olsun ki yem tüketimi az olsun. Şu andaki yabancı genotiple kıyasladığınız zaman, tabii tam rakamlar elimize geçmedi ama bizim akbayların canlı ağırlığının daha az, yem tüketiminin daha az, daha karlı olacağının bir göstergesi. Ancak rakamlar çıktığı zaman, ortaya çıktığı zaman biz tam olarak değerlendiririz. Şöyle, bunu açıklık getirelim değerli izleyiciler. Burada haftalık ölçümler yapıyoruz değil mi hocam? Tabii. Haftalık ölçümler yapılıyor. Bu rakamlar şimdi mesela şu anda kadar hep böyle civciv büyütme, piliç ve yarka dönemi öyle diyelim. Bu dönemde de istinaden değerler alındı ve şimdi bu değerler geriye dönük olarak değerlendirilecek. Doğru evet, mu hocam? Evet, yani karşılığı doğru. Toplanacak, bölünecek falan filan ortalamalar olunacak. Yani o yüzden henüz daha rakamlar var elimizde ama bu ortalama şu kadar yem tüketir. Ortalama canlı ağırlık artışı budur. Daha gelmedik daha. Çünkü bugünden tabii sonra artık geriye dönük şey yapılacak. Bundan sonra da hocamın dediği gibi yumurta 1 ve yumurta 2 dönemleri karşılaştırmalar olarak ve bu sıradaki yem bütün değerli. Yani hayvanların yumurta verimi haftalık olarak. Yumurta verimi, yumurta ağırlığı sonra 24. haftadan sonra şeye %50'ye ulaştıktan sonra aylık yumurta kaliteleri, iç ve yumurta iç ve dış kaliteleri, yem tüketimi, yemden yararlanma oranları, bunların hepsini hesap edeceğiz. Ölüm İnşallah hocam seneye de tekrar geliriz onun karşılaştırmış haliyle. İnşallah. İnşallah güzel bir program daha yaparız. İyi olur çünkü. Zaten biz bunun hepsini sonuçlandırıp en son Tarım Bakanlığı'na sunuş yapacağız. Rapor hazırlayacağız. Aynı zamanda bunu yayınlatacağız. Yani amacımız bizim ürettiğimiz yerli hibriti akbayları verim performansını ortaya koymak, yani enstitü dışında ortaya koymak, bunu tanıtımını yapmak, ticari firmaların dikkatini çekmek. Yani onların işte Beyaz Doğman, Highline ya da yeni şeyler, ırklar, yine genetikler çıkmış piyasaya. Evet. Onların yerini çok rahat bir şekilde bu ırkla tercih edebileceğini aslında yaşama gücü daha yüksek. Değil mi? Tabii ki yaşama gücü daha yüksek. %98 yani. Bunlar da benim bildiğim. Evet. Yani sizlerle beraber konuşurum. Çünkü atabeyleri aşağı yukarı çok birbirine benziyor. Yani kesinlikle. Hem fenotip olarak hem genotip olarak. Bu arada atabeylerin bir kez daha yem tüketiminin aşağı yukarı 100 gramlar civarında olduğunu da
benirim. Bunlar da aşağı yukarı. Bizim araştırmamızda 105 gram gibi çıkmıştı. Aha, düşüktü. Aha. Bunlar da hemen hemen o aşamada aşağı yukarı olacak aynı şekilde. Galiba. Dolayısıyla yani karnılığı yüksek. Eğer aynen yumurta ağırlığı 60'ın altına düşmezse, aha, 60, hı, 61, hı, 62 civarı olursa süper olur. Süper olur. Evet. Aynen öyle. O yüzden hani aslında bu Akbay, Atabey, Atak, Atakes bunların aslında peşinde koşuyor ve yıllardır da bizi takip eden birçok kişi de biliyor. Bunları önermeye çalışıyoruz. Hem yaşam gücü, hem dayanıklılık açısından, hem total ekonomi açısından vurgulamaya çalışıyoruz. Peki hocam, şunu soralım. Şimdi seyirciler şunu soruyor. Biz bunların yarkasını ya da civcivini alabilir miyiz durumu var. Şu an hala araştırma kısmında mıyız? Yoksa civciv anlamında ya da yarka anlamında Türkiye'de firma araştırma, Ankara araştırma olur veya burası olur. Üretime geçirme ne durumdaydı? Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü daha önce Atakesler'de olduğu gibi Akbay'ların da ebeveynlerini, anne babalarını özel sektörle anlaşmalı olarak verdi. Şimdi kendisi üretemiyor orada. Çünkü sadece ıslah yapıyor orası. Islah yapar, damızlıkları elde eder. Yarka üretimine geçtiği zaman başka bir boyuta gider. Onu özel sektörle değerlendir. Özel sektöre bunun damızlıklarını verdi. Verdiğini biliyorum. Özel sektör bunu dağıtıyor. Yani yerli hibrit almak... Tabii ki. Yani. Yerli hibrit almak isteyenler varsa şimdi isim vermeyelim. İsim vermeyelim. Bursa'ya da verildi. Ankara'ya da verildi. Verildiğini biliyorum ben. Özel sektör bunu internetten de bulabilirler. Özel sektörden yerli hibritlerimizi çok rahat alabilirler. Yani Ankara Tavukçuluk Enstitüsü hibrit vermiyor. Ama oradan yumurtasını alabilirler. Eğer kuluçkalık yumurta almak istiyorlarsa önceden siparişle yumurta alıp kendileri de çıkartabilir. Peki hocam, şimdi beslemesini konuştuk, işte şu anda %40'lara falan geldi. Evet. 16,5 haftalıkken falan yumurtaya girdi bu hayvanlar. Doğru mu? Evet, biraz erken geldi. Niye oldu hocam? Biz 18 biliyoruz biz o işi. biz derste öğrencilerimize de deriz ki 18, evet, 20. haftada deriz. Yarkalarımızı 20. haftada cinsel olgunluğa gelsin. Ona göre büyütürüz. Yavaş büyütürüz. Işıklandırmayı kısıtlarız. Yemi kısıtlarız. Mesela ışıklandırmada ne yaparsınız? İlk geldiğinde 23 saat ile başlarız. 18 saat, 16 saat, 14 saat sonra 10-12 saat, yani 1,5 haftada, 2 haftada 10-12 saate düşürürüz. 10-12 saat gider. Eğer evet, eğer mevsim dışı çıkmış civcivler varsa veya kapalı sistem kümesinde bunu çok rahat yapabiliriz. Ama şu andaki bu kümesimiz bizim yarı açık, doğal aydınlatmalı olduğu için doğal ışıkla büyüttük bunları. Yani biz vermesek de zaten dışarıdan geliyordu. Evet, doğal ışıkla büyüttük. Doğal ışıkta 13 saat, 14 saat civarıydı galiba. Biraz erken cins olgunluğa gelmeleri biraz ondan oldu zannedersem. Ama highline'larla kıyasladığın zaman highline'lardan 2 hafta önce geldi. Beni korkuttu. Çünkü yarkaların erken cins olgunluğa gelmeleri korkuttu 16,5 gibi bir haftada gelince. Çünkü o zaman da biliyorsunuz hayvan tam gelişmeden yumurta geldiğinde prolapsusa falan yolaşır. Prolapsus olur, kanibalizm ortaya çıkar, hayvan hayatı boyunca vereceği yumurta miktarı azalabilir. O tür sıkıntılar olur ama aynı şartlarda büyüttük biz highline'larla. Aynı şartlarda büyüttük, onların erken geldi. Umarız öyle bir sorun olmaz. Umarız cins olgunluk yaşını biraz erkene almasının avantajını görürüz diye düşünüyorum. Yani o zaman şimdi o soru öyle gelecekti. Mesela lafınızı böyle şeylerde, mesela tinted'larda erken, hı-hı, geliyor. Onu biliyorum. Aynen. Şimdi şöyle bir şey vardı. Ben hep şunu söylüyordum. Siz de bildiğiniz üzere sonuç olarak bu tavukların bir yumurtlama adet sınırı var, yani öyle ya da böyle. Evet. Ben hep şunu söylerim. Çift yumurtla yapan tavuk ırkları için de aynı şey geçerli. İşte erken girdiyse de... Çift yumurta yapan tavuk ırkları diye bir şey yok. Yok, genetik olarak konuşuyorum. Hatadır. İşte erken yumurtaya girdiyse erken bırakacaktır falan. Ama anladığımız kadar o zaman Akbay'da daha bunu gözlemleyeceğiz. Bakacağız. Durumu nedir? Yumurta ne kadar, ne zaman sürede büyüyor? Ki şu anda mesela küçük durumda. Ya yeni yeni kılavuzlar bitmiş, bitiyor, giriyor durumu var. Kılavuzda. Bunları karşılaştıracağız. O zaman bu 70-80 haftalık süreçte. Doğru mu hocam? Evet. Bu süreçte hayvanda bir kanibalizm ya da bir prolapsus problemi yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Kanlı yumurta alıyor muyuz, almıyor muyuz? Bunların hepsini karşılaştıracağız o zaman. Evet.
bu süreçte. Doğru değil mi hocam? Evet, evet. Bunların bilgisini vermek için erken ama şöyle mesela biz diğer kümete de baktık. Detaylarda izleyicilerimiz görecek. Dediğiniz gibi highline'larda böyle bir iki tane yumurta var hali hazırda. Burada %35-%40'lara ulaştık. Böyle bir durum var. Şey olarak da baktığınız zaman highline'larda canlı ağırlık mesela şimdi ölçümde de vardı. 2400'ler civarında ortalaması afaki söylüyorum biraz tam değerlendirmedik. Bunlarda da akbaylarda 2-250 gibi şu anda. Canlı ağırlık farkı var. Dolayısıyla bunlar onlar biraz, biraz daha, daha yem yiyor. Evet, yem tüketimi biraz hem daha fazla. Hem yemi tüketiyorlar olacak. Hem yumurta vermiyorlar. Evet. Bak. Ama tabii yumurtalı bakımından ne olur onu bilemiyoruz. Tabii hepsini onu göreceğiz. Göreceğiz. Yani mesela şu anda mesela bu burada sendilerimiz de var. Evet. Detaylarda da biz çektik. Mesela şöyle sendiyi de beyaz yumurtacı olarak normal lanse edilir ama biraz daha kemik rengi, krem rengi. Hatta turuncu portakal rengi gibi bir rengi var onun yumurtasının. Bunlar tam beyaz yumurtacı. Beyaz, evet. Tam beyaz yumurtacı. Onların yumurtaları büyümüş. Mesela onlarda da öyle şikayetler geliyordu işte. Bunların yumurtası büyümüyor. Hep küçük kalıyor gibisinden. Halbuki hep söylüyoruz. Bakı, besleme, ırkın genetik özelliği vesaire. Tabii yumurta büyük güzel. Genotipin şey var. Hocam bir de siz burada hani burası bir araştırma kurumu olduğu için öyle diyelim. Sonuçta burada bir deneme yapılıyor, araştırmalar yapılıyor, projeler yapılıyor. Burada mümkün olan en iyi şartlarda kesinlikle bakılıyor veya yetiştiriliyor veya üretiliyor. Hatta işte genç arkadaşlarımız da mümkün olunca en iyi bilgiler aktarılmaya çalışılıyor. O yüzden güzel verimler de alıyorsunuz zaten burada. Evet. Şimdi bu tamamen şartlara bağlı bu biraz. Yumurta ağırlıkları, beyaz yumurtacılar her zaman 60-62 gram civarıdır. 60-61 gram. Kahverengi yumurtacılar 63-64 gram veya 63 civarı. Yani aralarında birkaç gram çok büyük bir fark yok aslında. Son zamanlarda aslında insanlar yumurta kabuk rengiyle ilgili algılar biraz kırıldı. Değil mi? Kırıldı. Yani eskiden hep böyle kahverengi yumurta. Çok derdi. Uğraştık hocam. Yani. Aynen. Kahveri ise köy tavuğudur, beyazsa kafes tavuğudur. Beyaz, ticari firmalar daha çok beyaza yönlendi. Yani tercih artık insanlar onu çok önemsemediği için beyaz yumurtacılar şimdi daha avantajlı. Az yiyor. Evet. Yumurtayı veriyor. Öyle bir durum. Yani metrekareye daha fazla hayvan koyuyorsun. Değil mi? Öyle de bir şey var. Büyümediği için. Daha fazla hayvan koyuyorsun. Yem tüketimi az. Bugün en büyük sorunla girdi maliyetlerinden biri yemdir. Aynen öyle. %70 yem. Yem de biliyorsun şu anda çok pahalı. İşte o konu ayrı bir konu hocam ya. O konu ayrı bir konu. Peki şöyle yapalım. Sadece yine yeri gelmişken not olarak verelim arkadaşlara da. Sonuçta bu döneme gelirken belli yem formlarıyla besleniyor bu hayvanlar. Şimdi hangi dönemde bu hayvanlara hangi formlu yemleri verdik? Bir de detayını istemiyorum ama sonuçta bir aşılama yapıldı bu hayvanlara. Nasıl böyle bu kadar sağlıklı halde erken yumurtaya girmiş forma soktuk bu hayvanları? Mesela ağırlık ortalamalarını da söyleyelim bu arada. Yani en son aldığımız ağırlık ortalama 1200'ler civarı. 1250 civarı şu anda. Yani normalde zaten olgunlaşmış halde ortalama 2 kilolara gelen bir hayvan için geçen hafta mı almıştınız hocam? Bu hafta mı aldınız? Geçen hafta 2200 civarıydı. Bu hafta şu anki şey ortalamalarını söylüyorum. 1200-1300 gramlar civarında, evet. Değil mi? Yani bu sağlıklı ortalamalara nasıl geldik onu dinleyeyim size. Şimdi tabii yarka üretiminde veya büyütme aşamasında en büyük yani çok dikkat etmemiz gereken şey hayvanların bakın bir örnek bir hayvan var. Bir örnek hepsi tek kalem varyasyon yok. Hepsi aynı anda birbirine benzer büyütülürse hepsi aynı anda cinsel uygunluğa gelecek. Hepsi aynı anda pike çıkacak. Bu önemli. Bu özellikle ticari firmalar için çok önemli. Biz de bunları büyütürken standart bir örnek bir süre elde edebilmemiz için bir defa kümesçi iklim koşulları kümesin her tarafında benzer aynı olması lazım. Bunları sağlıyoruz. Artı yarka büyütmenin olmazsa olmazı hayvanları biz hızlı büyütmeyeceğiz. Işıklandırmayı kısıtlayacağız. Yemin içeriğini kısıtlayacağız. Biz başlangıçta ilk 6 hafta yumurtacı civciv yemi verdik hayvanlara. Yumurtacı civciv yemi %20 protein. Etlik civciv yemi vermedik değil mi hocam? Yok. Etlik civciv. Buradan yemcilere duyurulur yemcilere. Etlik evet. Ya ne evet. Yapacaksın yumurta? Etlik al kocaman olsun ya. Şimdi bir de o daha pahalı. Bazıları der ki işte
14. haftada, 15. haftada yumurtaya geldi hayvanlar. Şimdi etlik cici yemeği de büyütürseniz olmaz. Yanlış. Hocam biyolojisini, metabolizmayı bozuyorsunuz. Kesinlikle, ya. Kesinlikle. Hayvanı direkt yağlandırır. Yağlandırır. Hayvan gelişmez. Erken yumurta, onda prolaps olur, çok sorun olur. Biz ilk 6 hafta yumurtacı cici yem veriyoruz. %20 proteinle. 2900-950 enerji gibi. Sonra 7 ila 10-12. Hafta arasında piliç büyütme yemi veririz. 18'e düşeriz proteini. 18 protein yine 2900 civarı enerji. Daha sonra piliç geliştirme dönemi. O da işte 13. haftayla 18-20. Hafta arası piliç geliştirme yemi. %16'ya düşersiniz orada proteini. 15-16'ya düşersiniz. Yani ne yapıyoruz biz? Protein içeriğini hayvan büyüdükçe, özellikle 12. haftadan sonra hayvanın hızlı büyüdüğü dönemdir. O dönem daha çok kısıtlıyorsunuz. Çünkü hayvan fiziksel olarak gelişsin. Fiziksel olarak gelişsin, kendini geliştirsin ki sonradan yani ürüne gelsin. Girmesin, tabii, önce bir gelişimini tamamlasın. Gelişimi, kemik gelişimi, kas gelişimi, bunlar önemli. Ürogenital sistemin normal gelişmesi lazım. Eğer hayvan kendini geliştirmeden erken yaşta yumurtlamaya başlarsa problemler ortaya çıkar. O yüzden biz hayvanlar mümkün olduğunca işte 20. haftalarda, 19-20'de cinsel olgunluğa gelecek şekilde büyütmemiz lazım. Buna dikkat ederiz. Demek ki ışıklandırma ve beslemeyle biz bunu şey yaparaktan, baskılayaraktan... Sıcaklık ayarıyla. Tabii, sıcaklık da aynı şekilde ilk geldiğinde civcivler biliyorsunuz 33 derece, 33-34-35 derecelerle başlarız. Daha sonra 20 derecelerde bitirmeye çalışırız. Tabii Adana'mızın koşullarında eğer çevre kontrolü kümesi kullanmıyorsanız bazen bu daha yüksek sıcaklıklarda devam edebiliyor ama yer sistemi olduğu için hayvanlar bir de küçük yaşta o sıcaklığı tolere edebiliyorlar. Problem olmuyor. Bizim bu kümesimizde şu anda yani 25 derecelerde kalmıştı ama şu anda herhalde 20-23 derece civarı gayet de güzel. Biz de rahat durabiliyoruz burada. Havadar. Aşılama mesela şey evet, kuluçka çıkışında olmazsa olmazımız marek aşısı yapıldı. Bir de ILT aşısı yapıldı. Eskiden ILT 12. hafta 16. hafta arasında yapılırdı ve işte bakanlıktan onay istenirdi. Onay verilirdi. Yurt dışından gelirdi. Şu anda artık kuluçka. Evet, en garantilisi aşısı olarak yapılmaya başlandı. Eğer kuluçkadan cicim alacaksa vatandaşlarımız da desin ki, çünkü orada yapıyorlar. Aşılama aşısız mı diyorlar. O diyecekler ki mareye yap. Mareye yapın. İLT'ye yap. Başlangıçta. İLT'de ikisi de çok önemli. Onun dışında tabii geldikten sonra bir aşı programımız var bizim. Onu size de veririm ben. 17 hafta boyunca, 18 haftalık sürede vermemiz gereken aşı. Tabii aşı programı bölgeden bölgeye değişebilir bu arada. Bölge risk, hastalık riski olup olmaması vesaire. Ona göre değişebilir. Vesaire. İşte onların dışında ne vardır? Newcastle, infeksiyöz bronşit, bunlar belli aralıklara yaparız. Ondan sonra gumboromuz var, çiçek aşımız var, salmonellamız var ve dörtlü karma aşıyla da aşı programını bitiririz. Geçen hafta biz dörtlü karma aşımızı yaptık. Geçen hafta gelseydin onu görürdünüz. Enjeksiyon aşıyı yaptık. Yetişemedim. Artık bu saat bundan sonra bir daha hayvanları, tabii aşıları ne zaman bitireceksiniz? Mesela, kılavuza gelmeden aşıları bitireceksiniz. Normalde öyle. O stres faktörüdür çünkü. Mesela biz şey deriz, öneririz. 45-60 günde bir hani koruyucu amaçlı Newcastle bronşit, ikili karma. Yetiştirme sistemimize bağlı. Eğer çevre kontrolü kümeseyseniz gerek yok. Ama free range sistemde yapıyorsanız o zaman o önerilebilir. Bunu yapılabilir. Doğru. Akbayların, özellikle akbayların ticari üretimde daha çok kullanılacağını düşünüyorum ben. Bunların ağırlıkları, yumurta ağırlık varyasyonunun çok fazla olacağını düşünmüyorum. Ama sonuçlar çıktığında göreceğiz. Hocam şey olabilir mi öngörünüzü? Tabii daha o kısma gelmedik işte. Bundan sonra izlenecek ama. Hani yeni Ligurin gibi olabilir mi bu hayvan? Olabilir, olabilir. Bir de bakın çok değerli hibritler var. Yabancı genotip olsun, yerli genotip olsun. Bunlar genetik olarak, yani yüksek verimli olarak ıslah edilmiş hibrit hayvanlar. Biz karlı olabilmemiz için bundan sonra bakın şeye üretici, yetiştirici olarak hayvana çok müdahale edemeyiz. Değil mi? Hayvana müdahale edemiyoruz. Çünkü hazır alıyoruz. Yerli veya yabancı. Yeme de çok müdahale edemiyoruz. Zaten yem fabrikalarında ABC fabrikasında standart yumurta yemleri var.
Ona da çok müdahale etme şansımız yok. Onu da alıyorsunuz. O zaman üreticinin elinde ne kalıyor? İşte burada kendinizi üretici şöyle gösterecek. O zaman yetiştirme sistemleriyle, bakımla, menajmanla verimi artırmaya çalışacak. Yani biz elimizdeki genotipten maksimum verim alabilirsek kar oluruz. Bölgeden bölgeye, sıcak bölge ve soğuk bölge diye de ayırabilirsiniz. Yani Adana'nın sıcağında mesela yem içeriğinin daha yüksek olması lazım. Çünkü hayvan sıcak, özellikle alternatif sistemde yetiştirme yapıyorsanız hayvan sıcakta yemden kaçacak. Doğru. O zaman az yemin içine o besin maddesini koymanız lazım. Anlatabildim mi? Hayvan mesela 120 gram yem yiyor ise normalde, normal çevre şartlarında 21-22 derecelerde, 35 derecede bu 105 grama düşecek. O zaman hayvanın ihtiyacı olan besin maddeyi 105 gramın içine koymanız lazım. Anlatabildim mi? Daha yoğun bir yem olması. Dışarıdan takviyesini yapmamız. Bakın bölgeden bölgeye değişir. Genotipten genotipe değişir. Şimdi kahverengi yumurtacılar, beyaz yumurtacılar. Artı demin anlattığınız, verdiğiniz örnekte işte ben yem kalitesinden bahsettim. Pamuk tohumunu koyamazsınız, şey olmaz. Kanatlı yemine giren ham maddelerin girme oranları var. Eğer siz kanatlının sindiremeyeceği veya kanatlıya zarar verecek bir yem ham maddesine koyarsanız yumurtanın da kalitesini bozarsınız. Hayvanın da metabolizmasını bozarsınız. O yüzden şimdi bütün yemlerde belki analiz ederseniz hepsinde 17 protein çıkar. Ama yemin kalitesi birbirinden farklı. Eğer aslında bilinçli bir üretici kendi hayvanının, kendi yetiştirdiği bölgede, kendi kümesinde hayvanın verimine göre aylık rasyonlar bile yapabilir. Ama tabii bununla yetkili birine yaptıracak. Kafasına göre rasyon yapmayacak. O yüzden biz elimizdeki hibritten maksimum verimi almamız şart. Aksi halde karlılığımız düşer. Bunu yaparken de kaçmıyoruz değil mi hocam bir şeylerden? Hayır. Bir şeylerden kaçmamamız lazım. Aksine yapacağız ki o marjı arttırabilelim. Mesela şöyle bir şey var. Örnek veriyoruz. Diyoruz ki şimdi bunda yuvarlak konuşalım. Yumurta pik zamanı işte %97-%98 diyelim şimdi. Evet. İşte süresi de yani %90 ve üzeri gördüğümüz süreyi de diyelim ki 25 hafta. 25-30 hafta gibi. Bu süre boyunca %90 ve üzeri kaldırın. Evet. Şimdi insanlar şunu diyor, ya bu hayvan o kadar verim almıyoruz. Ulan çünkü sen bu şartları sağlamıyorsun. Kesinlikle. Demek ki bu hayvan o şart, aslında bu verimleri sana verebilir. Hayvanlar tescil edildiğinde çevre kontrollü kümeslerde hayvanların verim performansları ortaya konur. Ve o rakamları kataloglara koyarlar. Yani mesela işte Akbay veya Highline veya Lohman'ın kataloguna baktığınızdaki o rakamı tutturabilmeniz için veya onu geçebilmeniz için sizin çevre koşullarını çok iyi sağlamanız lazım. Çok teşekkür ederiz. Bugün tabii buraya geldiniz. Benim burada 5-6 tane öğrencim var. Bu yarka büyütme döneminde burada staj yaptılar. Bakın bu da çok değerli. Bu Tarım Bakanlığı TAGEM projemizde akbayların yetiştirme dönemini, büyütme dönemini daha doğrusu onlar yaptılar. Siz de gelince onların motivasyonu çok daha arttı. Değil mi? Ben teşekkür ederim. Şimdi onlara vurgulayacağız. Teşekkür ederim hocam. Kapatıyoruz ama hemen hatırlatma da bulunan değerli izleyiciler. Adana Çukurova Üniversitesi'ndeydik. Tavukçuluk nereye geçiyor hocam? Hep ben buraya Çukurova yapıyorum. Üniversitesi Ziraat Fakültesi, evet. Araştırma Uygulama Çiftliği Tavukçuluk Birimi. Tamam. Buradayız. İşte buradayız. Hocam söyledi. Hocama katılıyorum. Başka bir programda hocamın dediği gibi buradaki yeni yetişen ya da işte mesleğe yeni yeni adım atmış arkadaşlarımız var. Biraz onların bu zamanki deneyimlerini, tecrübelerini ve gelecek nesile, çünkü hep söylüyoruz, birçok genç arkadaşımız bizleri arıyor. Bölüm seçelim mi? Ziraatı seçelim mi? Zootekniği seçelim mi? Avantajımız olur mu, olmaz mı? Ya da bölüm bize neleri veriyor, neleri alıyor gibi sorular oluyor. Bunları da başka bir programda ekrana getireceğiz diyelim. Kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.